Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 10. gününün 3. videosundayız. Bu 3. videoyla test 1'i bitireceğiz. Evet soru numarası 36'da kalmıştık. Yani kitabımızda sayfa numarası 61, 62, 63 ve 64'ü çözüp test 1'i bitireceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 36. soruda aşağıda bir binanın girişi için birer kenarları ortak olan bir dik üçgen ve bir dik yamuk yardımıyla doğrusal olan bir engelli rampası verilmiştir. Evet dik üçgen ve dik yamuk bunlar arkadaşlar görüyorsunuz. Ortak olan kenarın uzunluğu dik üçgen ve dik yamuktaki ortak olan kenar burası değil mi? Evet burası 80 santimetre olarak verilmiş. Dik yamuğun yüksekliği de şurası değil mi? Evet burası da 40 santimetre olarak verilmiş. Rampanın eğimli kısmının uzunluğunun alfa cinsinden değeri. Rampanın eğimli kısmı aha da burası değil mi? Evet buranın uzunluğu isteniyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bir A buraya da bir B diyecek olursak bizden A artı B uzunluğu isteniyor. Şimdi alfa Şurada direkt A'yı bulabilirim ben buradaki dik üçgende. Hocam alfanın karşısı var ipası var. Yani hemen sinüs alfa yazarız. 80 bölü A gelir. Buradan da A 80 bölü sinüs alfa yapar. 1 bölü sinüs alfa nedir? Kosekant alfa olduğundan A'yı 80 kosekant alfa diye buluruz. Tamam A'yı bulduk. Sonra B'ye gelelim. Hocam B'ye ait bir dik üçgen yok. Biz oluştururuz. Şöyle dik yamukta dik dörtgen oluşturmak en etkili yöntemdi. 40 sa 40. E, alfaya ait bir şey lazım bize. Alfa ise önde eşitten dolayı burası da alfa değil mi? O zaman buradaki dik üçgende komşu ve hipotenüs var. O zaman burada kosinüs alfa eşittir 40 bölü b yazarız. O zaman b de 40 bölü kosinüs alfaya eşit olur. Bu da neye eşit? 1 bölü kosinüs alfa sekant alfaya eşit. Yani b de buradan 40 sekant alfaya eşit oldu. E benden a artı b isteniyor. Arkadaş a artı b de şu değil midir? A artı b 80 kosekant alfa. Nerede o? 80 kosekant alfa ve 40 sekant alfa olur. Yani cevap böylelikle C olur 36. soruda. Geldik 37. soruya. Aşağıda ALKD ve BCLK kareleri ile oluşturulmuş, aşağıdan yapılmış iki gözlü dolap. Evet şu bir kare. Karenin kenarları birbirine eşit değil mi? Şöyle eşit, eşit, eşit ve eşit. Bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. a iki karenin birleştirmesiyle ne oluştu? Dikdörtgen oluştu. Bu dikdörtgenlerin köşegenleri verilmiş bak burada. E, Dikdörtgenlerin köşegenler olduğu için köşegenler birbirini ortala, birbirine eşit ve birbirini ortalıyordu. E o zaman bunlara da çizgi 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 yazdık. E A K açısı. Neresi? A E K açısı. Bak şuradaki açıdan bahsediyor. Arkadaş buradaki açıdan dolayı alfaymış burası. E o zaman bizden ne isteniyor? Tancat alfa değeri nedir? Bu alfayı bilemem ama hop oh, burası. 180 eksi alfa yapmıyor mu? Evet. E ben şimdi buralara A, A yazacaktım ama A A yazmayayım. İstersen bir bir yazabilirim ya da ya da ya da ya da ne yapabiliriz? Hocam şurada öncelikle olarak bir kelebek benzerliği var. Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran birebir değil mi? Evet. O zaman bunlar da birbirine eşittir. E o zaman ben şunlara bir bir yazarsam. Şurası 2 yaptı. Karenin bir kenarı 2. E burası da 2. E o zaman olay bitti kardeşim. Bak tanjant 180x alfayı yazabilirim ben. Tanjant 180x alfa neye eşittir arkadaşlar? 2 bölü 1'e eşit. 2 bölü 1'e eşit. Yani 2'ye eşit. E tanjant 180 eksi alfa aynı zamanda eksi tanjant alfaya eşit diye mi? Birbirini 180 derece tamamlayanlar da bir tek sinüsü artılı oluyordu. E bu eksi tanjant alfa 2 eşitse tanjant alfa da eksi 2'ye eşit olur. 37. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 38'e. Aşağıda merkezi orijin olan birim çember ve çemberi A noktasına teğet olan bir D doğrusu verilmiştir. Tam birim çember yarı çapının kaç birim olduğunu biliyoruz. Bir birim olduğunu biliyoruz. D doğrusu saat yönünün tersinde orijin etrafında 270 derece döndürülerek A noktasının yeni yeri A üstü olmaktadır. A noktası burada. Nerede? Bak saat yönünün tersinde. Saat yönünün tersinde bu şekilde 270 derece döndüreceğim. Arkadaş ben bunu saat yönünün tersinde 270 derece döndüreceğim. Bunu saat yönünde 90 derece döndürsem. Hop bu böyleyken. Şu 90 derece döndürünce A noktası buraya mı gelecek? Evet. Bak saat yönünde 90 derece döndürme ile saat yönünün tersinde 270 derece döndürme aynıdır. E o zaman A noktası buraya mı geldi? Evet, A üssü buraya geldi. A üssü noktasının absinin ordinatının oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaş bitti olay. Niye? Ee, alfa, alfa burası. Merkez t'ye çektikten burası 90. Burayı da ben 90 derece döndürdüm. E alfa 90'sa, burası beta, beta 90'sa burası alfa oldu. Oo süper. Burası alfa alfaysa ben artık bu A noktasının değerlerini bulabilirim. Şurası kosinüs alfa değil mi? Evet. Hocam burası da sinüs alfa diye mi? Aynen öyle. A noktası kosinüs alfa bölü. Çünkü burada kaçı? Bak alfa derece yaptı. Kosinüs alfaya sinüs alfa yaptı. A üstü noktasının apsisinin yani kosinüs alfasının ordinatına oranı sinüs alfasına oranı nedir diye soruluyor bize. Alfa burasıydı. Burası çıktı. Alfa ile ilgili bir değişik bir durum yok. Yani bizden ne isteniyor? Kotanjant alfa isteniyor. O zaman cevabımız böylelikle ne yaptı? Denizli yaptı dostum. Geldik 39'a. Şimdi ABC arkadaşlar A artı B artı C eşittir 180 mi? Evet. Bir üçgenin iç açıları olmak üzere diyor. Şimdi B artı C'nin 180'e tamamlayanı nedir? A'dır. Hocam tanjantta 180'e tamamlamada eksili oluyordu. Eksi tanjant A olur burası. Hocam bu da 90'a tamamlayan açısı A açısı değil mi? P bölü 2 eksi A'nın 90'a tamamlayanı A. Ya da şöyle diyebilirsin hocam P bölü 2'den A çıkartırsan buraya geliyor. Fonksiyon isim değiştirecek demiyor muyduk? Evet birinci bölgede art diyebiliriz. Ya da pi bölü 2 eksi a'nın 90'a tamamlayanı a 90'a tamamlama 90 da fonksiyon isim değiştiriyordu. Yani tanjantı kotanjantı eşit oluyordu. O zaman burası kotanjant a oldu. Bölü a artı b bölü 2. Arkadaş biz a artı b artı c'yi kaç biliyoruz? 180. Bölü ikisi ne yapar? 90 yapar. E o zaman a artı b bölü 2. Bak a artı b bölü 2'nin 90'a tamamlayanı ne yapıyor? c bölü 2 mi yapıyor? Evet. Hocam buraya ben c bölü 2 dersem ee, o zaman ne olacak? 90'a tamamlamalarda fonksiyon ismini değiştiriyordu. Alt taraf cos kare c bölü 2 yaptı. Burası da zaten 2 pi artı c bölü 2. Yani aslında burası da 2 pi bölü 2. Aslında pi artı c bölü 2'ye oldu. Evet. Sen şimdi pi artı c bölü 2'yi düşünsen hocam buraya mı gelecek? Evet. Pi artı c bölü 2'yi düşünüyorum. Pi artı c bölü 2 buraya geldi. Üçüncü bölgeye geldi. Üçüncü bölgede ne yapacaktır arkadaşlar bu? isim değiştirecek mi? Değiştirmeyecek. O zaman burası aslında sinüs c bölü 2 oldu. Ama eksi sinüs c bölü 2 oldu. Şu eksi sinüs c bölü 2'nin nesi? Karesi. Kare olduğu için. O zaman bu da artım olmak zorunda. Artı sin kare c bölü 2 oldu. Hocam yukarısı tanjantla kotancağıtı çarpım 1'dir. Ama yukarıda bir de eksi var. Eksi 1. Kos kare artı sin kare içindeki açılar aynı olduğundan bu da 1'dir. Yani eksi 1 bölü 1 neye eşittir? Eksi 1'e eşittir. Cevap böylelikle balık kesir çıkar. Geldik 40. soruya. Şimdi ne yapacağız? Birim çember yorumlayacağız. Hadi bakalım birim çemberi yorumlayalım dostum. Şöyle bir birim çember çiziyoruz. Birim çember çizip yorumlamayı ben size çok güzel bir şekilde öğrettim kardeşim değil mi? Şimdi sinüs değerlerini vermiş burada. Eksi 0,2, eksi 0,3, eksi 0,25. E bu değerlerden hangisi daha büyük? Bu 20, bu 30, bu da 25 değil mi? Yani sinüs değerlerinde ben pi ile 3 pi bölü 2 arasına bakacağım. Şu aralıkta açı değerlerimiz arkadaşlar. Sinüs A değeri 0,20. Hadi 0,20'yi şey yapacak. Birim çemberde gösterelim. En küçüğü 0,20 değil mi? Evet sinüs değeri burası. Yani sinüs A değerini veren buradaki değer olacak arkadaşım. Burası eksi 0,20 diyelim. Şuradaki değer 0,25 eksi 0,25. Buradaki değer de eksi 0,30 değeri olsun. Sinüs değeri. Arkadaş sinüs değerindeki açı. Hop şöyle yaptığın zaman bu sinüs değeri bunu verecek. Öbürü nereyi verecek? Öbürü şunu verecek. Yani bu 0,20 hangi açıda oluyor arkadaşlar? A açısında mı oluyor? Evet. 0,20. 0,25'teki C açısında kalıyor. Öbürü de şöyle buradaki açı yani B açısında olacak arkadaşlar. Şimdi açıları sırala diyor. Arkadaş bu açılar böyle gelirken burada kaç ama nasıl bir açı? Hocam hop burada kaçı. 180'den bir tık büyük. Burası C açısı bir tık daha büyük. B açısı hepsinden daha büyük. En büyük açı hangisi yaptı o zaman? Şuradaki B açısı mı yaptı? Evet B açısı en büyük oldu. Sonra ya da küçükten bir o sıralayın diyor. A açısı en küçüğü değil mi? Açı olarak en küçüğü bak. Şöyle hop en küçük açı bu. Sonra bir büyüğü bu. Sonra bir büyüğü bu. Yani sıralamamız ne oldu o zaman arkadaşlar? A, C, B şeklinde oldu. A küçüktür. C küçüktür. B şeklinde oldu. Yani cevap akçay oldu. Tamamıyla birim çember yorumlama kardeşim. Bunu öğrendin. Konu anlatımında da biz bunu birim çemberi yorumlayarak yapmıştık zaten. Al işte sana birim çemberin mantığını çok güzel bir şekilde kullandıran bir soru. Evet geldik 41'e. A alfa var. Ben alfaya ait bir şey bulamam ki. Ancak buraya derim. Burası bak şurada kaçı 180 eksi alfa. Yalnız buna ait bir dik üçgen var mı? Var ama kenarları belli olan bir dik üçgen yok. Burada bir şey demiş. Dikdörtgen bloklardan her birinin uzun kenarını kısa kenarını 3 katıdır demiş. Yani kısa kenarlar 1 1 1 iken uzun kenarlar 3 3 3 değil mi? Evet. Şimdi burada kaçıya ait? Bak şu açıya ait bir dik üçgen var mı? Var. Ama kenarları belli olan bir dik üçgen yok. Bu açıyı taşı kardeşim. Burası 180 eksi alfa. Dikkat et. Hocam yöndeşlikten dolayı aha da burası da 180 eksi alfa diye mi? Evet. E ee, sen şuradaki sarı üçgende kenarları belli olanı bulamadın ama şu büyük sarı üçgende kenarları belli olan bir dik üçgenle karşılaştın mı karşılaştın. Tanjant alfa isteniyor. Arkadaş sen tanjant 180 eksi alfayı bulabilirsin. Tanjant 180 eksi alfa neye eşittir? 3 bölü 1, 2, 3, 4. Yani 4 kere 12. 3 bölü 12 yaptı o da 1 bölü 4 yapar. Tanjant 180 eksi alfa aynı zamanda eksi tanjant alfaya eşit. E buradan da tanjant alfa eksi 1 bölü 4 mü çıkar? Evet. Tanjant alfayı buldum. Kotanjant beta lazım. Hocam beta açısını bulamam ama 180'e yanını bulabilirim. Hatta şuradaki dik üçgende bulabilirim. Direkt dik üçgene ait. Burası da 180 eksi beta diye mi? Aynen öyle. Kotanjat 180 eksi beta değerini bulabilirim ben. Bu değer nedir? Hocam kotanjant komşu bölü karşı. Yani 3 6 bölü 4. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Yalnız bu kotanjat 180 eksi beta eksi kotanjant beta eşitliğimi 180'e tamamlamada bir tek sinüs artı oluyordu. Yani buradan da kotanjant beta'yı ne buluruz arkadaşlar? Ya direkt eksi kotanjant beta'yı 3 bölü 2 bulduk da kotanjant beta'yı da eksi 3 bölü 2 olarak buluruz. Gel burada yerine yaz şimdi. Hop tanjant alfa. Nedir tanjant alfa? Eksi 1 bölü 4. Eksi kotanjant beta. Eksi 3 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 4 artı 3 bölü 2. 2 ile genişlettiğim zaman o da eksi 1 artı 6 bölü 4 yapar. O da 5 bölü 4 mi yapar? Evet. Cevap böylelikle E remit yaptı. 41. soruda. Geldi 42'ye. A 15 x pi verilmiş. 34 y şey verilmiş. X'lere bak kardeşim. X'ler nerede? Burada bak. 7 x 8 x. A 7 x 8 x. Arkadaş 7 x artı 8 x eşittir ne? 15 x. 15 x dediğimiz ne? 15 x'i pi mi vermiş? Evet. Arkadaşlar 7x ile 8x açısı birbirini 180'e tamamlıyor birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda bir tek sinüs de artı oluyordu. Yani sinüs 8x 180'e tamamlayanı 7x ya aslında bu sinüs 7x'tir. Bunun yerine sinüs 7x yazabilirim. 180'e tamamlayan açısında sinüs mesela sinüs 120 sinüs 60'a eşit. İşte 180'e tamamlayan açısı 7x ya sinüs 8x de sinüs 700'e eşit oldu. Sonra y'lere bakalım. Hocam y'lere bakacak olursak da 14y 3y toplamı kaç? Hocam 17'ye 17'ye bak 34 y'nin sen ne olduğunu biliyorsun 34 y'nin pi olduğunu biliyorsun o zaman 17 y'nin de pi bölü 2 olduğunu biliyorsun arkadaşlar burada da şu iki açı yani 14 y ile 3 y pi bölü 2'ye tamamlıyor 90'a tamamlıyor 90'a tamamlamada fonksiyon isim değiştiriyordu yani tanjant 14 y aslında nedir kotanjant 3 yye eşit midir çünkü 14 y'nin 90'a tamamlayanı 3 y e o zaman ne oldu şimdi Cevap sinüs 7x çarpı kotanjant 3y bölü kotanjant 3y çarpı sinüs 7x oldu. Sinüs 7x'ler nanay. Kotanjant 3y'ler nanay. Şinanay yavrum şinanay. Yani cevap denizli çıktı. Evet 42 bulduk geldik 43'e. A virgül B pi ile 3 pi bölü 2 arasında hemen aralığımızı şöyle düşünelim. Burası pi burası 3 pi bölü 2. Yani bizim aralığımız nerede olacakmış açılarımız nerede olacakmış burada olacakmış. Sonra kosinüs a ile sinüs b'nin toplamı eksi 2. Ha, şimdi dur. Arkadaşlar kosinüs ve sinüsün zaten en düşük değeri eksi 2 olur. Yani kosinüs ne ile ne arasında? Hocam kosinüs a eksi 1 ile 1 arasında. Sonra sinüs a b de eksi 1 ile 1 arasında. Bu aralık topladığımız zaman ne geliyor? Eksi 2 küçük eşittir. Kosinüs a artı sinüs b o da küçük eşittir. 2 mi yaptı? E toplamların en küçük değeri eksi 2 yapıyor zaten. O da ne zaman olur? Bu eksi 1 bu eksi 1 olursa. Yani burası eksi 1'den küçük olursa burası burası eksi 1'den büyük olursa burası eksi 1'den küçük olmak zorunda. O zaman aralığımız olmaz. Yani kosinüsle sinüsün toplamı eksi 2 ise her ikisi de eksi 1 olmak zorunda. E açılarımızda 3. bölgede ben buranın ne olduğunu biliyorum. Şuradaki birim çemberi çizsem şöyle. Hocam buradaki noktanın eksi 1'e 0 olduğunu Buradaki noktanın da 0'a eksi 1 olduğunu biliyorum. CS ya. Şimdi kosinüsün eksi 1 olduğu yer nedir? Pi'dir. Hocam pi'de oluyor. A'yı pi bulduk. Sinüsün eksi 1 olduğu yer o da 3 pi bölü 2 de değil mi? Evet 3 pi bölü 2 oldu B'de. O zaman A yerine pi yazarsam 2 pi eksi 5 pi yani eksi 3 pi bölü 2. O zaman burası kotanjant eksi 3 pi bölü 2 yapar burası. Sonra eksi 3 tanjant b yerine değer yazacağım şimdi b yerine de 3 pi bölü 2 mi yazacağım. Evet. Payda eşitlersem burada, bunu 2 ile, bunu 3 ile genişletirsem eğer yukarıda yapayım işlemi. Mi? Hocam 14 pi bölü 6 eksi 9 pi bölü 6 o da 5 pi bölü 6 mı yapar. Evet. Burası da 5 pi bölü 6 yaptı. Hmm. Hatta burası 30 yaptı, 180 bölü 6, 30, 150 mi yaptı burası. Evet. Şimdi burası kotanjant içindeki eksiği kusuyordu. Eksi kotanjant 3 pi bölü 2 yapar. Eksi 3 çarpı tanjant 150 yaptı burası. Hocam burası normalde bak nedir? Tanjant 150. Bak 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 bak. Tanjant 150. Tanjant 150 de neye eşittir? 180'e tamamlayanın eksilisi. Eksi tanjant 30 eşit değil midir? Evet eksi tanjant 30 eşittir. E o zaman şu kotanjant 3 pi bölü 2 yani Kosinüs 3 bölü 2 bölü sinüs 3 pi bölü 2. Yani 0 bölü 1'den 0 yaptı. Eksi 0 burası. Yani 0 eksi 3 çarpı eksi tanjant 30. Eksi tanjant 30'lar nedir? Hemen dik üçgeni çiz. 30 60 90 çıkar. Kafa basmıyorsa 1 2 kök 3 yazdık. Tanjant 30 1 bölü kök değil mi? Evet 1 bölü kök 3 yaptı. O zaman bu da artı 3 bölü kök 3'e eşit oldu. Kök 3 çarparsam 3 kök 3 bölü 3'ten cevabı kök olarak buluruz. Yani cevap e yaptı 43. 43. soruda. Geldik 44. soruya. En sevdiğim geometrik şekiller. Hadi bakalım. Şimdi burada ne verilmiş? AB uzunluğu 12 verilmiş. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bak sen şu işe. Arkadaş ne yapacağız? 45'in mantığını kullanmak zorundayız. Bir de bana ne verilmiş? Kotanjant BCA yani şuraya alfa dersem şuradaki açının şeyi verilmiş. Ya arkadaşlar, kenar ve karşısındaki açı, kenar ve karşısındaki açı deyip şurayı bulabiliriz. E ondan sonra burayı bulduktan sonra da bir hamleler yapabiliriz aslında. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar? 45 derece var ya. Yani 45 varsa şöyle dik çizelim kardeşim. Boş ver. Çiz dikini ya. 45 45 90 üçgenini kullan kardeşim. 45 45 90 üçgeninde dik kenardan hipotenüse geçiş kökü katsa hipotenüsten dik kenara geçiş kök 2'ye bölünmüş hali değil midir? Yani 12 bölü kök 2 kök 2 eşitliğinde yaparsam. 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 6 kök yaptı burası. Hocam dik çizdik ya. Bunlar da birbirine eşit ya. Şunlar da birbirine paralel ya. Aa orta taban geldi buradan. Çok güzel. Orta taban geldi. Ama orta tabana da gerek yok. Şurayı falan bulmamıza gerek yok. Direkt şu dik üçgene de bakabiliriz zaten. Çünkü kotanjant alfa vermiş bana. Hemen kotanjant alfayı kullanalım. Kotanjant alfa neye eşitmiş? 4 bölü 3'e eşitmiş. Buradaki dik üçgende kotanjant alfa. Yani şuraya A dersem komşu bölü. A bölü karşı 6 giden dolayı. 2 kök 2 katı 2 kök katı a'yı da buradan 8 kök 2 buluruz? Evet. A da böylelikle 8 kök 2 çıktıysa eğer cevap da böylelikle bc uzunluğu isteniyor bizden. 6 kök 2 ile 8 kök 2'nin toplamı yapar. Yani cevap böylelikle 14 kök 2 gelir kardeşim. Evet 44. soru Ceyhan oldu. Geldik 45'e. Aşağıdaki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi olabilir diye soruluyor bir kere bu kosinüslü mü sinüslü mü? Onu bir belirleyelim arkadaşlar. Ha bu arada ilk etapta buradaki değerleri yazıp da değer yazma mantığıyla da çözüme ulaşabilirsiniz. Bu sizin en çok sevdiğiniz yol ama ben sinüs ve kosinüs fonksiyonundan gidip de yapacağım. Bizim sinüs fonksiyonumuz nasıldı arkadaşlar? Sinüs fonksiyonumuz şuradan başlıyordu. Yılan gibi hareket ediyordu şöyle. E bu sinüs fonksiyonu mu? Hayır. Bu böyle aşağıymış böyle. Kosinüs bu sinüs fonksiyonuydu. Bu kosinüs fonksiyonumuz nasıldı? Birden başlayıp şöyle hareket etmiyor muydu arkadaşlar? Evet. Yani bu neye benziyor arkadaşlar? Bir kere kesinlikle ama kesinlikle kosinüs fonksiyonu olacak. Kosinüs fonksiyonunun genişletilmiş ve ötelenmiş hali olacak. Sinüs fonksiyonları gitti mi? Gitti. Şimdi başka bundan sonra ne yapacağım? Bu bu şekilde gelmiş. Bak bundan sonra da bu şekilde gidecek mi böyle? Evet. Periyodu kaç verilmiş? Pi verilmiş. Periyot dediğimiz 2 pi bölü a değil miydi? Evet. Bu periyodumuzun pi olması lazım. O zaman periyodumuzun pi olması için a'nın ne olması lazım? 2. A da kosinüsün içindeki katsayının 2 olması lazım. Kosinüsün içindeki katsayı nerede? Burada. Yani o zaman bu da gitti. O zaman ben şunu arayacağım. Fonksiyon 2 ile çarpılmış hali mi? 4 ile çarpılmış hali mi? Arkadaşlar fonksiyonu bir şeyle çarpmak demek genişletmek anlamına gelmiyor muydu? Evet bu genişlik şurası 1 iken burası kaçtı? Eksi 1'di. Burası kaç şimdi? Bak böyle baktığın zaman 2. Bu genişliğin kaç olmasını istiyorum ben? Hocam 5 gen şöyle bir şey olmasını istiyorum. Yani 8 olmasını istiyorum. O zaman ben fonksiyonu kaçla çarpmalıyım arkadaşlar? 4 ile çarpmalıyım. İşte genişliğin 4 olması için. O yüzden 4 ile çarpacağım için hop bu olacak. Zaten 4 ile çarptım. 4 ile çarpıp 1 eklediğim zaman ne oluyor? 4 ile çarptığım zaman bak burası 4 oluyor. 1 eklediğim zaman da 5 yapıyor. Aslında hocam 2 ile çarpıp 3 eklersem de ben 5 elde ediyorum ama o zaman Eksi 3'ü elde edemiyorum. Dikkat et. Ben buradaki genişliği nasıl buldum? Bunu o şekilde yorumladım. Hocam burası normalde 2. Fonksiyonu ben 4 ile çarparsam bu genişlik 8 yapacak. Bak çok güzel bir çözüm yöntemi değil mi? Gerçekten çok güzel bir çözüm yöntemi. Sonra da 4 dört, ile e, çarptığım zaman burası artı 4 olacaktı. Bak şurası 4 olacaktı. Ama 1 eklersen de hop yukarı çıkacak. Aslında burası da eksi 4 olacak ya. 1 eklersen de 1 yukarı çıkın da eksi 3 yapıyor tam olarak bu grafiği elde ediyoruz ediyoruz. Yine çok güzel bir şekilde çözdük bence. Ha sen şunu da yapabilirsin. Hocam x yerine 0 yazarım. 0 yazdığımızda 5 bu yapanları bulurum. Sonra pi bölü 4 yazdığımızda 1 yapanları. Pi bölü 2 yazdığımızda 3 yapanı. Eksi 3 yapanı. Zaten 2 tane değer verdiğinizde de cevap çıkacaktır. Ama bazen değer verme gerçekten zor oluyor. Bak ne yaptım? Gerçekten çok güzel bir teknik yaptım. Sinüs mü kosinüs mü? Çünkü şıklarda 2 tane şey var. Bunun sinüs kosinüs olduğunu anladım. Sinüsleri eledim. Sonra bunun periyoduna baktım. Periyodu da a'nın 2 olması lazım. A dediğimiz kas sayısıydı. 2 bir tane daha eledim. Sonra genişliğe baktım. Fonksiyonu çarpılmışına göre baktım. İşte burası 2 iken hocam genişlik 8 olmuşsa 4 ile çarpılmış fonksiyon olacak. Cevap C -han dedik. Çok güzel bir çözüm yöntemiydi. Lütfen bunlara dikkat et. Çünkü ÖSYM öyle bir yapar ki sadece ve sadece şıklardan giderek çözmeni istemeyebilir. Yani buradaki değerleri belki vermeyebilir. Pi bölü 4'ü 3 pi bölü 4'ü belki vermeyebilir. Öyle bir değerler verir ki iki tane ışıkta kalırsın. Mesela 5'i verir bir de pi pi'de de 5 yapan değeri verir mesela. İki tane çık kalır iki ışıktan. E o zaman sallayayım hocam. Yok öyle bir şey. Sallama yok. Haydi bakalım. Geldik diğer soruya. Diğer soruda da ne varmış? Aşağıda Lina'nın kırmızı ip ile yaptığı periyodik hareket gösteren bir grafik verilmiş ve sinüslü bir grafik verilmiş. Tamam. Şimdi burada maksimum değeri ve minimum değeri var. E bunun maksimum ya da minimum değerini nasıl bulacağız? Sinüs fonksiyonunun aralığı neydi? Hocam artı 1 ile eksi 1 arasındaydı. E benden 40 artı 25 sinüslü bir grafik isteniyor. O zaman 25 ile çarpalım bunu. 25 ile çarptığımız zaman eksi 25 küçük eşittir. 25 sinüslü bir şey oldu burası. O da küçük eşittir 25 oldu. Bir de 40 ekleyeceğim. 40 eklediğim zaman da 15 küçük eşittir. Bilmem ne 40 artı 25 sinüslü bir şey oldu. O da küçük eşittir 65 yaptı. A bu ifade yani 40 artı burası fx fonksiyonu diyelim hatta buraya. fx fonksiyonu ne oldu o zaman? En büyük değeri 65 en küçük değeri de 15 oldu. Evet burası 65 burası da 15 oldu. A hocam burası çıktı o zaman. Burası ne? 65 eksi 15'ten 50. Hatta santimetre cinsindenmiş. Burası santimetre. Tamam. Şimdi burada maksimum değer minimum değer var. Maksimum değer ve minimum değer sinüste biz neredeyken maksimum değerine ulaşıyoruz arkadaşım? Hocam Maksimum değer sinüs 90'da 1. 3 pi bölü 2'de de yani 270'de de eksi 1 olmuyor muydu? Evet. Yani burada 90 yapan x değerini bulacağım. Yani pi bölü 2 yapan x değerini bulacağım. Bir de 3 pi bölü 2 yapan değerini bulacağım. Pi bölü 2 değerine baktığım zaman maksimum değeri olacak. E o zaman yazalım şuraya. Yani 2 pi bölü 3 eksi pi x bölü 6 eşittir pi bölü 2 yapan değeri bir bulalım arkadaşım. Şuradan bunu buraya bunu buraya atalım. 2 pi bölü 3 eksi pi bölü 2 eşittir pi x bölü 6'ymış. Payda eşitleyelim şurada. Bunu 2 ile genişlettim. Bunu 3 ile genişlettim. 4 pi eksi 3 pi yani pi bölü 6 eşittir pi x bölü 6 yaptı. Bölü 6'lar gitti. X'i ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Evet x 1 çıktı arkadaşlar. X yerine 1 yazdığım zaman buradaki değeri elde ediyorum. Tamam. Sonra 3 pi bölü 2. Ama bir dakika. Biz burada pi bölü 2 yazdığımızda maksimum değer. Evet Tam böyle bir de maksimum değeri alıyormuş arkadaşlar. X yerine 1 yazdığımızda. Bir de neye eşitleyeceğiz arkadaşlar? Şunu 3 pi bölü 2 eşitleyeceğiz. Yani 2 pi bölü 3 eksi pi x bölü 6 eşittir 3 pi bölü 2 eşitlersen de minimum olduğu yeri bulacağım. Yani buradan da 2 pi bölü 3 eksi 3 pi bölü 2 eşittir pi x bölü 6 yapar. Buradan bunu 2 ile genişlettim. Bunu 3 ile genişlettim. Hadi bakalım 4 pi eksi 9 pi bölü kaç yaptı arkadaşlar burası? 6 eşittir pi x bölü 6 yaptı. Yalnız burası eksi 5 pi bölü 6 yaptı. Ben bunun esas ölçüsünü bulmalıyım. 2 pi ek eklemeliyim. Eksi 5 pi bölü 6'ya 2 pi eklersem kaç yapıyor? Çünkü pozitif olduğu değere bakacağım. 12 7 pi bölü 2 mi yapıyor? Evet. Burası aynı zamanda 7 pi bölü 2 yaptı. 7 pi bölü 2 7 pi bölü 6 pardon. Şu 12 evet 7 pi bölü 6 pi x bölü 6 eşit ya. Bölü 6'lar gitti pi'ler gitti x de ne bulduk 7. 7 de negatif değer alıyor. Yalnız bu metre cinsindenmiş. ABC üçgenin alanı santimetre kare cinsinden soruluyor. Yani burası 1 metre ya. 100 santimetre burası da 700 santimetre. O zaman toplamda burası 600 santimetre yapar. O zaman alanda neye eşit olacaktır arkadaşım? 50 çarpı 600 bölü 2 eşit olacaktır. O da kaç çıkıyor? 15.000 mi çıkıyor? Evet. Cevap böylelikle 15.000 oldu. Güzel bir soruydu. 46. soru. e E-dremit oldu. Geldik 47'ye. Çokgen içinde bir fx tanımlanmış. Nasıl tanımlanmış? fx fonksiyonunun periyodu ile çokgenin kenar sayısının çarpımı olarak tanımlanmış. Şimdi fx fonksiyonu bu verilmiş. O zaman bu fx fonksiyonun periyodunu hemen bulalım. Periyot nedir arkadaşlar? 2 pi bölü direkt Mutlak değer A değil miydi? Evet. Periyodu bulduk. 2 pi bölü 3. Sonra şimdi burada üçgen içinde fx yazmış. Bu 2 pi'ye eşitmiş. Hemen ne yapıyoruz? Periyot. Bu fx fonksiyonun periyodu neydi? 2 pi bölü 3'tü. E ben bunu bir de çokgen sayısına çarptığım zaman 3 ile çarptığım zaman neyi buluyorum? 3'ler sadeleşti. 2 pi'yi buldum. Evet gerçekten üçgen içinde fx 2 pi'ye eşit. Doğru mu? Doğru. İkincisine bakalım. Hocam fx'in periyodu 2 pi bölü 3 iken f2x artı 1'in periyodu neydi? Şu fx'in periyodu 2 pi bölü 3 yazıp sonra ne yapıyorduk? Bunu mutlak değerce x'in kat sayısına bölüyorduk. Mutlak değer 2'ye bölüyorduk. Yani bu ne yaptı? Periyodu ne yaptı arkadaşım? Pi bölü 3 yaptı. E bir de dörtgen içine yazmış bunu. Bunu dörtgen içine yazdığı zaman çarpı 4 dersem bu da 4 pi bölü 3'e eşit oluyor. Evet 4 pi bölü 3 oldu. Ama bu 3 pi denmiş. 2 doğru mu? Yanlış. Şuna bakalım. F x eksi 1 bölü 3. Aslında bu ne demek? x bölü 3 eksi 1 bölü 3 demek değil midir? Evet. x'in katsayısı ne? 1 bölü 3. Şimdi bunun periyodunu bulurken ne yapacağım? 2 pi bölü 3'ü mutlak değerce 1 bölü 3'e böleceğim. Ters çevirip çarptığımda periyot 2 pi yaptı. 2 pi'yi de ben dörtgen içine almış. 4 ile çarparsam 8 pi'yi bulurum? Evet. Bak 8 pi demiş burada. Bu da doğru mu? Doğru. Çok güzel bir yeni nesil bir soru. Periyodu yeni nesil bir soruya çevirmiş. Hoş bir soru. Evet 47. soru. Böylelikle 1 ve 3 yaptı. Yani cevap Denizli yaptı. Gelelim bir sonraki soruya. I demiş işte çemberin merkezi demiş. Arkadaş I işte çemberin merkezi ise bu işte çemberin merkezi demek açıortayların kesim noktası demek. Buradan geçen açıortay demek. Şu açıortay, ortay alfa ise alfa. Buradan geçen de açıortay, Burası beta ise burası da beta. Hatta buradan A köşesinden gelen de ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. E ee, sonra ne yapacağız? Şimdi kosinüs alfa ve kosinüs beta lazım. Arkadaş kosinüs alfa lazımsa bana şuradan bir dik çizerim ben. A kosinüs alfayı ve kosinüs beta'yı bulabilirim. Aa burada açı ortayda kola dik çizmiş oldum. E kola dik çizdiysem hani kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Hop şöyle. Hocam dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit. E burada da kola çizilen dik var. E burada da bir dik çizsem dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit olacak. Şu parçalı şu parça. Hatta bu da açı ortay. Kollara çizilen dikmeler eşit ayırdıkları yerlerde birbirine eşit olacak. Peki bir yerden başlayalım. Mesela ben şuraya bir A dersem burası da A mıdır? A'dır. Tamamı 6 olduğundan 6 eksi A. Burası da 6 eksi A. Toplamı 8 olacak. 8 olması için ya da şöyle diyelim burası 12 eksi A değil mi? A ise burası evet. Burası da 12 eksi A. E bunun toplamı 8 yapacak. 6 eksi A ile 12 eksi A'nın toplamı 8 olduğundan buradan 18 10 yapıyor. 2 A 10 yapar A'yı da 5 buluruz. Evet A'yı 5 bulduk. Burası kaç çıktı o zaman? 7 çıktı. Burası 7 çıktı. Burası 1 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? Kosinüs alfa. Arkadaş kosinüs alfayı buradan bulurum. Ee, bir de ne isteniyor? Şu isteniyor. Hop. Kosinüs beta oranı isteniyor benden. Şimdi kosinüs alfa dediğimiz nedir? 5 bölü k değil midir? Evet. 5 bölü k. Bölü. Kosinüs beta dediğimiz komşu bölü bu. Yani 7 bölü l değil midir? Evet. Yani 5 bölü k çarpı l bölü 7 yaptı. Bu da 5L/7K'ya bölü eşit oldu? Yani cevap Edremit yaptı. 48. soru geometri bilgisinde kullanacağız tabii ki. Trigonometri üç kenar incelenişi. Değil mi? Geometrisiz olur mu? Olmaz. Geldik 49'a. Aşağıda düzgün altıgen biçiminde bir ahşap dekoratif eşya ve içerisinde ABC eşkenar üçgeni biçimindeki renkli cam görseli verilmiştir. Ali kare uzunluğu 2 verilmiş. Evet. B ile 2E'nin uzunluğu ve 6 eşit verilmiş. EB'nin uzunluğu o zaman 3. BL uzunluğu da kaç? 6. Bir kenar 9 yaptı. 9 burası tamamı 9 olduğundan burası 7 olacak. Burası da 9. Burası da 9. Burası da 9. Şimdi bu uzunluğu eşkenar üçgen bir kenar uzunluğunu bulabilir miyim? Şuradan bulamam. Hani şu uzunluğu bulamam. Burada nasıl böldüğünü bilmiyorum. Şurayı da burada da bir işlem yaparak bulamam. E ben şunu bulmaya çalışayım ben. Yani düzgün altıgen içerisinde şöyle bir x uzunluğu var. Bunu bulmaya çalışacağız. Ya eğer bu köşede olmuş olsaydı hani böyle bunu çizip de burası 90 dereceye yakalardık böyle ama Hani aklıma direkt şey geldi. Bunu çizince 90 derece oluyor mu? Olmuyor. Tam köşeden çizersem 120-30-30'dan burası da 90 derece oluyor. Maalesef burada da bir işlem yapamam. E ne yapmam lazım? X'e ait bir üçgen oluşturmam lazım. Düzgün altıgende dış açı kaç dereceydi? 60 derece. Bak dış açısı 60 derece. Hocam bunun da dış açısı 60 derece. A X'e ait bir üçgen oluştursam şöyle. Hocam burada da düzgün altıgende 60-60-60. Bak eşkenar üçgen oluşuyor dışarıda. Bu tekniği de uyguluyoruz. Yani 9 9 geldi. E o zaman sen buradaki üçgende ne yapabilirsin? X'i bulabilirsin. Nasıl bulabilirsin? Kosinüs teoreminden bulabilirsin. Ama ben bulmayacağım kardeşim. Yani sayılar zaten büyük. 9 7 daha 16. Burası da 12. 12'nin karesi artı 16'nın karesi eksi 2 çarpı 12 çarpı 16 çarpı kosinüs 60'dan sonuca ulaşırsın. Bu şekilde yapacağıma ben sana bırakıyorum bu kosinüs teoremini. Şuradan bir dik çizerim kardeşim şöyle. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8'dir. Burası 8 kök 3 yapar. E tamamı 12 idi. Değil mi? Evet 16 8. Buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Şuraya da 4 kaldı. Tamamı 12 olduğundan dolayı. E o zaman Pisagor x'i buluruz. Bak şimdi şöyle bir dik üçgen. 4 ve 8 köküç. Arkadaş şöyle bir dik üçgen olduğunda 4 ve 8 köküçlük dik üçgen olduğunda x Zaten x kare isteniyor bizden değil mi? Renkli camın alanı x kare kök 3 bölü 4 isteniyor. x kare isteniyor. Tamam pisagoru yapalım arkadaşlar. Kısa yoldan yapacaktım ama neyse. x kare neye eşit? 4'ün karesi artı 8 kök 3'ün karesine eşittir. Yani x kare de buradan 16 artı 64 çarpı 3. 64 3 çarpsan 4 kere 3 12 6 kere 3 18 192 yapar. Yani x kareyi buradan ne buluruz? 208 buluruz. Değil mi? Evet 208 buluruz. E benden alan isteniyor. Alan dediğim x kare kök 3 bölü 4'e eşit. Yani 208 kökü 3 bölü 4'e eşit. Hocam bunu 2'ye bölsen 2'ye bölsen 104. Bir daha 2'ye bölsen. Bir daha 2'ye bölsen. Kaç çıkıyor o zaman burası? 52. Yani cevap 52. Kökü 3 çıkacaktır. Cevap denizli oldu. Böylelikle. Biraz geometriyi kullandık. Biraz değil. Tam anlamıyla geometriyi kullandık. 49. soru. Denizli oldu. Geldik 50'ye. E mecbur burada zaten geometriyi kullanmak zorundayız. Şimdi alfa. Tabi bunun için katı cisimleri görmüş olman lazım. Katı cisimleri görürsen bu soru senin için kolay bir soru diyebiliriz. Ama bu uzunluk. Bak şimdi bir küp verilmiş. Arkadaşlar küpün bir kenarına bir diyeyim ben. Bu uzunlukları da bir cinsinden bulursak. Ya K deyip de hepsini K cinsinden bulabiliriz. Kosekant alfa isteniyor bizden. Yani ne isteniyor bizden? 1 bölü sinüs alfa isteniyor. Sonra burada bir kosinüs teoremi uygularsam olay bitecek sanki. E ne yapacağım arkadaşım ben burada? E, bunu, bu uzunluğu bulacağım. Bir de bu uzunluğu. Bu uzunluğa karşılık dik üçgen getireceğim. Biz katı cisimlerde şunu diyoruz. Eğer bir havada bir çizgi varsa yüzeyden bir çizgi çiz bir üçgen oluşturur buna ait. Hocam nasıl? Genelde şöyle şöyle çiziyorsunuz ama karışır. Bak tek bir çizikle olayı alacağım. Yan duvardan şöyle bir dik çiz, e, şöyle bir üçgen oluştursam. Bu yan duvara dik ya. Temel diklik teoreminden dolayı burası da ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Çünkü temel diklik teoremi diyor ki Düzleme dik çizdiğinde düzlem içindeki geçen her bir doğruya diktir. Burası da diktir. Şurası da diktir. E düzleme dik ya burası. Düzlem içindeki geçen bu doğruya da dik olmak zorunda. Yani burada dik üçgen çıktı. Bir de şurası da eşit verilmiş. Bunlar eşit verilmiş. E ben bunlara 1 1 demeyeyim de 2 diyeyim istersen. Şuralara 1 1 diyeyim. O zaman burası 2 2 oldu. Burası da 2. Burası 2 kök kim oldu? Evet. Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim. Bak burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Hadi bakalım. Şuraya bir a dersem a kare neye eşit? 1'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi. Yani 8 artı 1'den 9 yapar. A kare 9 ise A'yı 3 buluruz. Sonra burayı da bulacağım. Aslında burası da aynı uzunluk. Burası da hop şöyle çizecek olursam şu yüzeyden bir şey çizersem üçgen oluştu. Bu yan duvara dik ya burası da 90 derece olur. Hocam burası 2 2 iken burası 2 kök olur. E 1 2 kök 2 üçgen yani yine burası 3 oldu mu oldu. He kosinüs teoremi kullanabiliriz arkadaşlar. Burada kosinüs teoreminden sonuca ulaşırız. Ya da hocam bir şey geliyor mu buradan? Ee, ne derler? X kenar geldi ya tabana aitlik çizsem alfayı bölüyorum. Alfa bölü 2. Daha yarım açıyı öğrenmediğimiz için hiç alfa bölü 2'ye falan girmeyelim. O zaman ne yapalım? Direkt kosinüs teoremi uygulayalım burada. Kosinüs teoreminde bu alfanın karşısındaki 2. Yani 2'nin karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı 3'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı. Kolların çarpımı kosinüs alfaya eşittir. E bunu bu öbür tarafa attım. 1 kere 3 6 18. 18 kosinüs alfa eşittir. Bu 9 artı 9 18'den 4 çıkınca 14 mi kaldı? Evet. Buradan da kosinüs alfa 14 bölü 18'e eşit. Yani 7 bölü 9'a eşit oldu. E benden ne isteniyor? 1 bölü sinüs alfa isteniyor. Hemen dik üçgeni çizelim. Alfa 7 bölü 9. Arkadaşım kosinüs alfa 7 bölü 9'sa, 81'den şuraya bir B diyecek olursam Pisagor bağıntısı B kare eşittir. 7'nin e, 9'un karesi eksi 7'nin karesi yapar. 81 eksi 49 yapar. Bu da 2'yi Kaç yapıyor? 32 mi yapıyor? Evet. 32 yapar. Yani B'de kök 32 yapar. Kök 32' de nedir? 16 çarpı 2'den 4 kök 2 yapar. Evet. Burayı 4 kök 2 bulduk. Benden ne isteniyor? 1 bölü sinüs alfa isteniyor. 1 bölü sinüs alfa. Karşı bölü hipotenüs 4 kök 2 bölü 9. O da ters çevirip çarptığım zaman 9 bölü 4 kök 2 yapıyor. 9 bölü 4 kök 2'de kök 2 eşitliğine çarparsam 9 kök 2 bölü 8 mi yapıyor? Evet. 9 kök 2 bölü 8 yapar. Cevabımız Cevap 50. soruda Denizli oldu arkadaşım. Ve geldik son sorulara. Evet 51. sorudayız. 51. soruda da 4 adet renkli üçgen plakanın birleştirilmesiyle oluşan ABC eşkenar üçgen. 60, 60, 60'ları yazdım. Şimdi DC uzunluğu K iken BD uzunluğu 3K verilmiş. Ya burada 90'ın karşısı böyle 3K, 30'ın karşısı 3K bölü 2 uğraşacağım. Ben buraya 2K diyeyim. Buraya da 6K diyeyim de hiç sıkıntı yaşamayayım. Tamam. Yani şuraya 6K dedim. Buraya da 2K dedim. Şimdi çevresini de vermiş. Yo böyle de diyebilirdik aslında. Doğru çevresini 48 vermiş. Çevresi 48 ise 3'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyor bu eşkenar üçgenin bir kenarı? 16 mı çıkıyor? Evet. Şimdi burada K ve 3K verilmiş bana. E o zaman burası K. Burası 3K ise 4K 16 ise 4K 16'dan K'yı buradan 4 bulurum. K buradan 4. Burası da 12 çıkar. EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. EF. Tamam. Eşkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar burada bir şeylere bakalım. EF uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç çıkar? 6. 60'ı karşısında 6 kök mü çıkar? Evet. 30'un karşısı burada 4 ise 60'ı karşısında 4 kök mü? Evet. At, a 30 derece burada. 90 burada. Buraya 60 kaldı. Hocam x isteniyor benden. Kosinüs teoreminden x'e ulaşırız. Sen kosinüs teoremi yap. Ben yapmayacağım. Bıktım çünkü kosinüs teoremi yapa yapa. Ne yapalım hocam? Şuradan bir dik çizerim kardeşim. Olayı bitiririm. 60'ın mantığını kullanım, Özel açı mantığını kullanmak. Yani 90'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 3 köküştür. O zaman buraya kök 3 kalır. 30'un karşısı 3 kökü 60 karşısında kök 3 katından dolayı 9'dur. E o zaman x karede kök 3'ün karesi artı 9'un karesi. Yani 3 artı 81 yani 84 yapar. Yani x kök 84'e eşit oldu. Bu da 4 çarpı 21 değil mi? Evet 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 21 yapar cevap. Sen kosinüs teoremini yap tamam. 51. soru denizde oldu ve geldik. Sanırım son soruya. Evet son sorudayız gençler. X gerçel sayı olmak üzere düz üçgen ar içinde X ar kosinüs X diye tanımlanıyor. Ters üçgen X de ark sinüs X diye tanımlanıyor. Şimdi artlar nerede tanımlı? Arkadaşım şöyle Ark sinüs nerede tanımlıydı? Hocam 1 ve 4'te tanımlıydı. Ar kosinüs nerede tanımlıydı? Hocam şurada tanımlıydı. Yani birinci ve ikinci bölgede tanımlıydı. Tamam bu tanımları bulduk. Şimdi benden ne isteniyor? Ters üçgen 1. Ters üçgen ark sinüs demekti. Ark sinüs 1 bölü düz üçgen ark kosinüs. Ark kosinüs eksi 1. Artı düz üçgen ark kosinüstü. Ark kosinüs 0 bölü ters üçgen ark sinüs eksi 1 mi? Evet. Hadi şunları bulalım şimdi. Ark sinüs 1 A'ya eşitse. Her iki tarafın sinüsünü aldım. 1 eşittir sinüs A'dan. Hocam sinüs nerede 1? Hocam 90 derecede. İstersen birim çemberi çiz. Burası hani C'ye S ya. Burası da 0'a 1 ya. Gerçekten ama gerçekten. Nerede? 90 derecede. Arksinüs 1. Yani biz burada sinüs A 1 ise A'yı buradan ne bulduk? 90 bulduk. 90 böyle. kosinüs eksi 1. kosinüs eksi 1 eşittir B ise. Her iki tarafın kosinüsünü aldım. Eksi 1 eşittir. Kosinüs B'den. Kosinüs nerede? Eksi 1. Hocam kosinüsün eksi 1 olduğu şurası 1'e 0. Burası eksi 1'e 0. 180 derece değil mi? Zaten bu bölgede tanımlıydık. Kosinüs, kosinüs Evet. Yani 180 derece yapacak burası. Artı kosinüs 0. kosinüs 0 eşittir C ise. Her iki tarafın kosinüsünü aldım. 0 eşittir kosinüs C'den. 0 nerede 0 arkadaşlar kosinüs? Kosinüsümüz nerede 0? CS, CS 90'da 0. O zaman 90 bölü. arc sinüs eksi 1. Ark sinüs eksi 1. Hocam. Buna da D dersem eğer. Her iki tarafın sinüsünü alınca eksi 1 eşittir. Sinüs D çıktı. Sinüs. Ark sinüs burada tanımlıydı değil mi? Evet. Ark sinüs burada tanımlı. Birinci bölge ve dördüncü bölgede. Arcsinüs sinüs nerede eksi 1'dir arkadaşlar? Tabii ki eksi 1 olduğu yer. Çünkü burası sıfıra eksi 1 ya. Cs ya. Sinüs burada eksi 1. Yani 270'de. 270 derece yaptı arkadaşım burası. Ya da 270 demeyelim de şuraya biz ne diyorduk arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 diyorduk değil mi? Yani eksi 90 diyorduk. Tanım bölgesi o. Tanım bölgesini yazıyoruz arkadaşlar. 270 değil de eksi 90 diye yazıyorduk burada. Tanımda çünkü o şekilde. Eksi 90 ile 90 arasında diye söyleniyordu çünkü. Tamam mı? E o zaman burası ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Eksi 1 yaptı. Bu da kaç yapıyor? 1 bölü 1 ya 2 ile genişletince 1 eksi 2 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 çıkar. Yani cevap böylelikle 52. soruda balık esir çıktı ve test 1'i bitirdik sorunda. Evet o zaman ne diyoruz? Sırada test 2 var o zaman. Test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle yani 11. gün olacak o. 11. günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.